İş ve cemiyet dünyasının önde gelenleri, tarihi Someryalısında hayatını kaybeden merhum iş insanı Ardıç Somer'in cenazesinde bir araya geldi. Ünlü reklamcı Sitare Somer ve merhum iş insanının ilk evliliğinden olan Doruk Somer'in ortak karı... Babacığım, merhaba. Ben de senin yanına gelecektim. Gel. Tamam, ben geldim. Baba. Efendim? Hadi sen şöyle güzel bir film seç. Ben de sana böyle güzel bir kısır tabağı hazırlayayım. Dedemi de alalım. Şöyle güzel bir film keyfi yapalım. Hadi hadi vallahi. Benim de canım çok çekti. Tamam. Tamam tamam. Nerede? Babacığım düşürmüşümdür, fark etmedim ya. Nasıl düşürdün kızım ya? Uğursuzluk getirir ama ya. Ya kolyenin kendisi uğursuz zaten oğlum. Baba deme öyle günah. Dur baba, ben düşürmüşümdür, halledeceğim ben. Tamam, o da götürdü. Sana tamamen inşallah getirir. Tamam baba, hemen ben bulayım. Odada düşürmüşümdür zaten. Bak şeytan almadan lütfen. Kadir bana bak bakayım. Bak benim adım da Türkan'sa sana o kolyeyi bulacağım, tamam mı? Söz sana kuzum. Tamam. Bağla. Bulacak değil mi? Bulur olur. Bulur. Sen merak etme. Adı Türkan çünkü baba. Yok. Ya ben hastanede falan mı düşürdüm acaba ya? Babam çok üzülecek ya. Ay sevmiyordun zaten. Kaybettim de geçişte. Hem dayım ne yapacak yani? Annenin yasını tuttuğu gibi kolyenin yasını mı tutacak sanki? İyi ki söyledin İpek, biliyor musun? Ben bilmiyordum şu küçük arı patmayı. İpek, ben babama söz verdim onun için ya. Madem annem çıkarıp attı boynundan, ben takacağım dedim. Zeynep'ciğim işte çıkarmamışsın ki, düşmüş gitmiş, ne yapacaksın? İpek. Sen git Mustafa'nın ödevlerine yardım et bakayım. Anne, bak babaannem, baban da baban, baban da baban diye darlıyor beni. Konuş lütfen artık ya. Ben sadece senin için dayanıyorum bu evde. Tamam, ben seninle de konuşacağım, babanla da konuşacağım. Hadi git bak kardeşim. Boşuna arama kolyeyi. Kolye Doruk Bey'in evinde. Nasıl ya? Ben buldum kolyeni. Adamın yatağında buldum. Sen nasıl, yani Doruk'u nereden? Ben adamın evini temizliyorum Zeynep. Hala sen ciddi misin? Nasıl bir tesadüf ki bu? Ben bilmiyordum. Onca zaman çalıştım. Geçen gün hastanede görünce anladım. Sen ne yapıyorsun Zeynep? Ha? Aklın başında mı senin? Ya benim göbeğim çatladı o dedeni, babanı, zıvanadan çıkan enişteni zapt edeceğim diye. Sen adamın evine gittin. Yatağında yattın. Ya yok hala, öyle değil yani. Biz işte aslında çalışıyorduk. Hem Ozan da oradaydı da sonra... Ne sonra? İçtik de biraz. İşte ben sonra sarhoş olunca. Sen sarhoş olunca. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Zeynep? Ne demek sarhoş olunca? Ya yok ya vallahi, sen çok bozuldun Zeynep, çok bozuldun. O eniştenin dediği kadar var biliyor musun? Sen o adamı bile haklı çıkardın. Hala sen ne dediğini duyuyor musun? Abartma artık ya, 20 yaşındayım ben. Başartma şimdi senin yaşına başına. 20 yaşındaymış, laflara bak ya. Sarhoş olmuş da bilmem ne de adamın evinde kalmış da. Sen hangi ara bu adamın evine gidecek kadar, tövbe yarabbim, masasında oturup içecek kadar samimi oldun? Sen yoksun. O da ben Dora. Sus sakın ha. Sakın. Dorukmuş. Ozan. Ozan'a ne olacak Ozan'a? Allah gözünü seveyim, yapma, ne Ozan'ı ya. Bilmiyormuş gibi konuşuyorsun bir de. Ozan gerçekmiş gibi konuşma ya. Ozan bana karışamaz, tamam mı? O benim hiçbir şeyim çünkü. İşim sadece. İşin Ozan. Ya ne olacak şimdi Zeynep Hanım? Elin işte gözün oynaşsa mı olacak? Ya bana ne ya Ozan Bey'den? Bana ne? Ben senin için söylüyorum kızım. Ben sana söylüyorum. Bir o, bir öbürü. Ha?
Ne olacak böyle? İşiymiş. İşse madem iş, işini bitir ondan sonra yap ne yapacaksan. Öyle yapacağım zaten. Bu iş sonsuza kadar sürmeyecek. Yok, yok, yok. Yok vallahi sen iyice bozuldun Zeynep. Seni o internet bu hale soktu zaten. Yani bir göstermelik Ozan Bey, sonra patron Doruk Bey. Ondan sonra da önüne kim gelirse, canın kimi çekerse daldan dala öyle mi? İnanamıyorum sana ya. Senin kafan o kadar kalın ki. Ya benim kafam kalın öyle mi? Sizin ilişkilerinizi anlamıyorum ben. Kız seni bilmem kaç kişi takip etti. Cebine 2-3 kuruş girdi diye sen o internetteki süslü kadınlar gibi tuzu kuru mu sandın kendini? Değil ama Zeynep Hanım. Hatırlatırım bak ben sana. Değil. Seni bilmem kaç kişi takip istedi. Bilmem kaç çoluk çocuk tıklasa da sen onlar gibi değilsin Zeynep, değilsin. Bunu unutma. Benim kafam kalınmış. Kafam almıyormuş. Ya senin sırtında deden var, deden. Baban var. Böyle internette havalara girip de unutma bunları. Unutma. Allah'ım ya. Kadir, Kadir gel. Böyle gel, böyle gel. Gel yanıma oğlum, gel. Gel evladım, gel. Baba ol, şöyle bir konuşalım seninle, ha? Oğlum. Ben aslında sana kızmadım, biliyorsun değil mi? Yok baba, ben biliyorum. Ben bir şey bilmiyorum, biliyorum da bana kızdın diye biliyorum. Yok, yok. O kızgınlık senin bildiğin kızgınlık değil oğlum. Nasıl baba? O korku, korku. Korku yani. Ben sana kızmadım. Ben sana bir şey olacak diye korktum be oğlum. Ya. O adım atasıca kadının yaptıklarını ben hayatım boyunca hiç unutmadım oğlum. Kadir. Oğlum bak bana. Bak. Bak gözlerimin içine bak. Şimdi bana doğruyu söyle bakayım. Sen o kadını sahiden gördün mü? Yoksa yani görmedin de öyle benzettin mi? Gördün. O zaman gerçekten gördün ha? Uf. Allah sonumuzu hayretsin. Şeyden amin baba. Amin, amin. Kadir. Kadir oğlum bak bu. Yukarıdaki dünür. Oo. Nimet, bunlar bu mesele açıldığından beri merak edip duruyorlar. İnadına sorup duruyorlar. İnadına. Ne olmuş bu meleğe diye. Evet, yapıyorlar. Nimet de Fatma yapıyorlar. Biz o kadından neden nefret ettik oğlum daha kaçmadan? Ha? Ha? Neden nefret ettik oğlum? Yasak. Ha? O yüzden konuşamıyorum. İşte ben de bunu söylüyorum oğlum, yasak. Yasak. Bunlar o meraklılar sorularını sormaya devam edecekler oğlum. Helal tamam mı? Boş bulunup da sakın, sakın ağzından en küçük bir şey kaçırma. Tamam. Ne? Yasak. Yasak baba, en iyi bildiğim şeylerden biri. Yasak.